ve böyle bir senaryo gerekliydi. Bu yüzden söyledim. Yani seçimleri de, sosyal hayatı da kurguyu ve senaryoyu okumadan anlayamazsınız. Merhaba değerli Forward TV izleyicileri. Bir soruyorum programıyla yine karşınızdayız. Değerli Onur Akbaş hocamla birlikte hoş geldiniz tekrardan. Hocam nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımız içinde izleyenler için de hayırlı uğurlu olsun size de. Sizin gibi çok değerli bir ismi de kanala kadroya dahil ettik. Umarım uzun soluklu bir beraberlik olur. Teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz hocam gündem çok sıcak. Seçimlerle ilgili bugün konuşacağız. Epey bir hareketli gündem. İsterseniz ben ilk sorumla başlayayım hocam. Ne dersiniz? Tabii, buyurun lütfen. Evet. Şimdi seçimlerle ilgili yaptığınız bir değerlendirmede kurgu ve senaryo olmadan Türk siyasetini anlayamazsınız demişsiniz. Bunu birazcık açabilir misiniz hocam? Evet, kurguyu anlamadan, senaryoyu anlamadan Türk siyasetini anlayamazsınız. Bunu söylememdeki sebep şu oldu. Tabii bu arada bununla ilgili buna ilaveten farklı sorular ve eleştiriler de geldi. Hani senaryoyla neyi kastediyorsunuz? Kurguyla neyi kastediyorsunuz? Şimdi insanlar şöyle anlayabiliyor. Siz tabii lisansta da bazen hocalarımız mutlaka şöyle her hoca dünyayı kendi alanından ibaret görür ve o şekilde tarif eder. Bu aslında olumsuz bir şey değildir. Bu o kişinin akademik anlamda o disiplinle nasıl bütünleştiğini gösterir. Bu güzel bir şeydir aslında. Şimdi bana bazen işte şunu diyorlar ya işte senaryo kurgu ne alaka? Hemen mevzuyu edebiyata mı bağlayacağız? Şimdi şöyle bir fark vardır sosyal bilimlerde. Sizin de alanınız sosyoloji. Yani fizik maddenin bir tarafını, kimya bir başka tarafını, işte ne bileyim matematik rakamlarsal boyutun bir başka tarafını ele alır. Ancak söz konusu olan disiplinler insanla ilgilidir. Dolayısıyla insana dair her şey bizi ilgilendirir. Edebiyatı ilgilendirir, sosyolojiyi ilgilendirir, felsefeyi ilgilendirir. Şimdi kurguyu anlamayan insan ya da senaryoyu anlamayan insan seçimleri neden anlayamaz? Hatta bu arada oyun meraklarına bazen onunla birlikte somutlaştırayım işi. Bazen canlı yayın akışlarımızda haber sunarken de yapıyoruz biz bunu. Yeni çıkan oyunlar, Google Play'de ortaya çıkan yeni oyunlarla bazen örnek veriyoruz. Seçimlerin hemen ardından, mesela bu belediye seçimlerinin hemen ardından seçim 2024 oyunu, daha doğrusu simülasyonu Google Play'de indirilebilir halde hemen ertesi gün hemen kendisini gösterdi. Bu şu demek. Yani biz hep tiyatroyu konu olarak anlatırken, dramayı anlatırken, sinemayı anlatırken belli tarihsel dönemle anlatırız. Ancak temel alanı tiyatro olan bir hocam şöyle demişti. Jest ve mimiğin olduğu her yerde drama vardır. Şu an biz drama yapıyoruz. Şu an sizinle ben drama yapıyoruz. Bu drama vasıtasıyla bir anlamda kurguladığımız şu ortam itibariyle insanlara bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet tarih kitapları mesela ilk seçim baktığınız zaman meşrutiyetin ilanıyla ikinci meşrutiyetten sonra Kasım ve Aralık ayına denk gelen 1908 yılına tevafuk eder. İlk seçim yani Türk milletinin seçim macerası 1900 sandık macerası 1908 yılında başlamıştır. Şimdi bakıldığı zaman şöyle bir söz vardır. İnsan bireyseldir. Evet, hepimizin birey olarak hayali, beklentileri, özlemi vardır. Ama aynı zamanda dramlarımız toplumsaldır. Hepimizin dramı toplumsaldır. Hep tartışılır bu. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Bugün Onur Akbaş olarak ben dünyadan soyutlansam, otursam şuraya bir eser ortaya koyacağım. Bu şiir olabilir. Bu kurgusal bir eser, roman hikaye olabilir. Ama benim toplumsal bir derdim, bir tasam yok. Tamamen kendimi anlatacağım desem, orada siz topluma dair bir sürü şey bulursunuz. Dolayısıyla toplumun parçası olan birey de, toplum da
bir kurgunun içinde. Hepimiz bir kurgunun içindeyiz. Dolayısıyla gerçekle kurguyu, realiteyle kurguyu anlamadan seçimleri hem sonucu itibariyle, hem verdikleri mesaj itibariyle, hem alt metni itibariyle anlayamayız. Şimdi bir dizi vardır, bir film vardır izlersiniz ama orada bambaşka bir alt metin okursunuz. Burada önemli olan evet seçimler neden bu oranlarla geldi? Neden işte muhalif bir parti zafer kazandı durumunda veya iktidar partisi neden kaybetti? Bunların elbette toplumda somut karşılıkları vardır ama bir de bunların alt metni vardır. İşte burada mesele kurguyu çözümlemektir. Şimdi bir şeyle ilave edeyim yani fazla uzatmadan Jize'in bir tespiti vardır. Artık der kitaplar biz hep hayatımızda edebiyat dediğimiz zaman aklımıza veya sosyoloji diyelim çok sorun değil veya işte başka bir insani disiplin diyelim aklımıza hep şu gelir kitaplar gelir. Çağdaş kitaplar çağdaş kitaplar videolardır der Zizek. Ve siz videolarla, videolar aracılığıyla kendi hikayenizi oluşturursunuz. Şuraya kadar benim konuşmamdan yani Hande Hanım olarak alıp bir kısmını, konuşmamın bir kısmını alıp belli cümleleri seçip buradan siz kendi kafanıza göre bir hikaye çıkarabilirsiniz. Burada videolar vasıtasıyla siz hikayenizi yazarsınız. Tuttuğunuz kadraj, Yamuk Bakmak isimli kitabı vardır orada. Kurgunun bir başka hani boyutunu ele alır. Tasvirde kamera gözüyle sinema boyutuna da atıfta bulunur. Kurgunun nasıl diyeyim görsel boyutunu, kadraj boyutunu ele alır. Yamuk Bakmak isimli kitapta. Dolayısıyla siz evet seçimlere grafiklerle bakabilirsiniz. Seçimlere milletvekili sayısı veya belediye seçimi ise kazanan kaybeden il ve ilçe olarak bakabilirsiniz. Ama bu rakamlar size neyin hikayesini öngörüyor? Gelecekte neyin hikayesini görüyor? Geçmişte hangi hikayenin sonucu? Anlatabiliyor muyum? Kastettiğim bu. Yani bizde önümüzde hangi hikayeyi, hangi senaryoyu öngörüyor? Geçmişte de hangi hikayenin sonucu? Bu yüzden kurguyu kastettim ki söylediğim zaman hemen bilirsin Anton Giddens bireyi Anthony gidiyor. evet Evet. evet yani bireyin modernleşmesini işlerken şöyle bir şeyden bahseder. Kader inancı sadece inancın meselesi değildir. Bireyin önünde bir takım yani işte falan bölümü okursam işte falan yerleri okursam falan yere gelirim. Okuyamazsam okul hayatımı şurada bitirir de şu işe yönelirsem sonuç itibariyle şuraya giderim. Yaptığım seçimler her zaman toplum hiyerarşisinde beni bir yere götürür. Dolayısıyla aslında der gidin şunu söyler. Yani kader diye bir şey vardır ancak bu bizim anladığımız manada dinlerin anlattığı kaderden başka bir kaderdir. Toplumun size çizdiği kaderdir. Toplumun bize çizdiği o kader senaryodur. Biz o senaryonun figüranlarıyız. Bunu biraz daha hani belki anlatmaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Umarım iyi ifade edebilmişimdir, bilmiyorum. Burada girmek isterim müsaadenizle hocam. Hem Estağfurullah. Giddens'a bulundunuz, çok güzel. Yine aynı şekilde seyircilerimiz Bauman'a bakabilirler. Bauman da çok iyi bir Evet. analiz eder. Bunun dışında Beck, yine Ulrich Beck. Bunları Evet. da hatırlatmış olalım buradan. Çok önemli. Gerçekten Bauman çok önemli. Yani ben Kesinlikle. modernleşmede mesela bu Mesela şu kitabı çok bilinen Akışkan Modernite, hemen onu göstermek evet isterim. okumamıştım. Evet. Yani izleyicilerimiz olursa tavsiye ederim. Bulunduğumuz Kesinlikle dönemi çok çok güzel. güzel bir şekilde analiz ediyor kendisi. Modernlik ve müpemlik. Onu okumuştum. Çok etkisinde Evet. kaldım. Yani o kitabı da senin vesilenle haberdar oldum. Yani okuma imkanım olursa okuyacağım. Çünkü orada belli klişelerin, işte bak anlatmak istediğim şu zaten.
hiçbir şekilde siyasi partileri de, grafikleri de, seçim sonuçlarında artık biz ideolojik olarak okuyacak düzeyi çoktan geçtik. Yani mevzu ideoloji değil. Çünkü bugün Bauman'ın eserleri, biliyorsun İsrail'de bir durum söz konusu. Filistin, İsrail'de Bauman'ın eserleri, şimdi bakın sokağa çıktığımız zaman insanımız işte İsrail'e lanet okursunuz. İşte ya ortada bir zulüm var, tamam, yani kimlikler önemli değil. Kimlikler çok önemli değil. Ama herkes kendi çapında bir teoloji uzmanı kesilir. Herkes kendi çapında bir tarih uzmanı kesilir. Ama Bauman'ı okuduğunuz zaman zihninizde yapı söküme gidiyorsunuz. Böyle değilmiş diyorsunuz. Yani işler alt üst oluyor. Yani bu İsrail ile Filistin hikayesi bizim gördüğümüz gibi değilmiş. Yahut Yahudilerin efsanesi böyle değilmiş. Yani geldikleri o serencamın böyle olmadığını anlıyoruz. Bauman ne diyor? Çok etkilenmiştim ya. İşte nereden okuyacağız o zaman bunu? Biz yine sınıfsal açıdan okuyacağız. Modernlik açısından okuyacağız. Çünkü orada ben Bauman dediğin için o ifadeyi hatırlatmak istiyorum. Almanya'da diyor Hitler'i yetiştiren ve Yahudilerin, o Yahudiler de Doğu Almanya Yahudileri. O Yahudileri sürdürerek bugünkü İsrail'e gönderen güç modern ve konforuna düşkün Yahudilerdi. Çünkü görüntüyü bozan bir şey vardı. Modernizm. Modernlik ayrı bir şey. Modernizm görüntüyü bozan şeyi sevmez. Yani kendi klişesini bozan şeyi sevmez. Doğu Alman Yahudileri fakirlikleriyle, kırsallıklarıyla, tırnak içinde söylüyorum, bu ifadeler bana ait değil. Kırsallıklarıyla, köylülükleriyle, o kendi katı gelenekleriyle Yahudiler açısından, Batı Yahudileri açısından Almanya'nın, modern Almanya'nın görüntüsünü bozuyordu. Ve böyle bir senaryo gerekliydi. Bu yüzden söyledim. Yani seçimleri de, sosyal hayatı da kurguyu ve senaryoyu okumadan anlayamazsınız. Mümkün değil. Evet. Bir de hocam lafınızı bölüyorum, kusura bakmayın. Ben Estağfurullah. günümüzde siyasetin, modern iktidarın hamlelerinin iyi anlaşılması adına birkaç kitap önermek istedim Çok buradan iyi olur, çok iyi olur. seyircilerimize. Tabii. Şimdi öncelikle hepimizin Aziz Nesin'in Zübük kitabı çok iyi olacaktır okumalar açısından. Yine hemen burada kitaplığımın yanında göstermek isterim. İlber Hoca'nın şu kitabı da aynı şekilde Evet. gözüküyor mu bilmiyorum. Ha, En Uzun Yüzyılı, evet. İmparatorluğun en İmparatorluğun uzun En Uzun yüzyılı Yüzyılı, İlber İlber Ortaylı. Ortaylı. Evet. Evet, bunu tavsiye ediyorum, çok iyidir. Yine bunun dışında yine Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi adlı kitabına bakabilirler. Çok güzel bir bakış açısı katacaktır ve tabii ki de yine günümüzdeki modern iktidarı çok çok iyi bir şekilde anlayabilmek için ben yine dayanamadım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Michel Foucault'un Hapishanenin Doğuşu adlı kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. Bu da Hapishanenin çok güzel. doğuşu. Evet. Doğuşu gayet güzel bir kitap. Bunu tavsiye ediyorum. Bir de hepimizin bildiği zaten Niyazi Berk'in şu Türkiye'de Çağdaşlaşma Kesinlikle. kitabı. Kesinlikle Bunlar evet. çok temel kitaplar. Şu anda ilk Yani. aklıma gelen bunlar. Bunun dışında tabii ki birçok kitap daha var. Elimin altında olanları göstermek istedim hocam. Çok çok harika. Yani burada gerçekten çok hazırlıklı gelmişsin. Ve bunlar, bu kitaplar ve Foucault'un bu şey vardı. Delilikle ilgili isim aklıma gelmedi. Delilik. Bu konu mu diyorsunuz hocam? Evet. Deliliğin tarihi. Deliliğin tarihi. O da çok güzeldi. Hapishaneyi ben senden O da duymuş şahane. oldum, öğrenmiş oldum. Ya hocam İzleyicilere de şunu da tavsiye edeyim. dayanamadım. Şunu da lütfen okusunlar. Cinselliğin Cinselliğin tarihi. tarihi. Evet, bunda da iktidar ilişkilerini anlamaları açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Dayanamadım, söylemek istedim. Evet. Çok Bu da teşekkür çok şahane. ediyoruz. Rica ederim. Evet. Yani bu da programın aslında dolu dolu geçmesine vesile oldu. Yani mesela Niyazi Berke'si okuduğum zaman tarihe bakış açım çok değişmişti. Yine Hilmi Ziya Ülkenler, onları da okuduğum zaman çok etkilemişti. Ama Şerif Mardin, o kitabı okudum. Şerif Mardin'in yine birkaç kitabını da
Özellikle bu cemaatlerle ilgili kitaplarını da okumuştum. Şerif Mardin bence hani hep böyle sosyoloji söz konusu olduğunda elbette yani belki kendi tarihselliği içinde bir değeri vardır ama ben bir Cemil Meriç'e müracaat etmektense elbette Şerif Mardin'e müracaat etmeyi tercih ederim. Çünkü Cemil Meriç mümkün mertebe çok fazla betimleyici, çok fazla sezgici yaklaşır meselelere. Akademik yaklaşmaz. Yani bana belki birileri kızacak yine yani bunu söylediğim için ama gerçekten yani sosyoloji söz konusu olduğunda elbette Şerif Mardin daha akademiktir. Yine birkaç isim ilave edebiliriz. Ancak Şerif Mardin Hoca da benim en çok üzen, daha doğrusu benim en çok bu hususta mesafeli olmamı gerektiğini düşündüğüm şey, Şerif Mardin Hoca bu cemaat ve tarikatları biraz nasıl diyeyim yani sivil toplum kavramı etrafında O okuduğu kategoride için, o değerlendiriyorsunuz. kategoride değerlendirdiği için belki bilmiyorum hani günümüzü gelse ben yani günümüzü yaşasa belki daha farklı bir tanım kavram getirebilirdi. Şimdi hocayı o anlamda tabii ki biz sigaya çekemeyiz ama Kesinlikle. bir nevi meşrulaştırma yoluna gitmiş oldu. Bunu ben bilinçli olarak organize şekilde yaptığımda düşünmüyorum. Çünkü hoca her şeyden önce sosyolojik bir betimleme yaptı orada. Ama bugün meselenin arka planını okuduğumuzda bambaşka şeyler çıkıyor. Bu da zamanın getirdiği, zamanın bir cilvesi. O da ayrı bir Kesinlikle. mesele. Evet. Evet hocam, bir de bir şey daha sormak istiyorum. Seçimleri karnavala benzetmişsiniz. Karnaval kelimesinin için nasıl doldurabilirsiniz, nasıl açıklarsınız? O benim biraz çocukluk anımla alakalı bir şeydi. Yani biraz bireysel, hani daha çok sezgisel kullandığım bir cümleydi de. Onu yorumlara da yazıp soranlar olmuş. Bizim Rümeysa'yla yaptığımız programdan sonra geldi o sorular. Karnavala benzetme sebebim şu. Yani ben bu seçimde bizzat sahadaydım. Önceki seçimde de sahadaydım. Bir gözlemimin eseriydi bu. O seçimde 1991 yılına gittim. 91 yılında 10 yaşındaydım. Bir çocuktum, bir ilçedeyim yani 10 yaşındayım. Tabii bir bağlantı kurdum, bir bağ kurdum arada. Ve dedim ki ya 1900 şimdi çoğu kişi şöyle biliyor yani meseleye detaylı yaklaşmayan insanlar bizim seçim maceramızı Cumhuriyet'in ilanıyla biliyor. Hatta Google'da bile arattığınızda seçim söz konusu olduğunda 1950'yi baz alıyor bazı siteler. Yani bu da çok yani üzüntü verici. Yani detayına inmeden işin evet çok partili veya değil. Ben burada sandık macerasından bahsediyorum. Türk milletinin sandık macerası 1908 yılının Kasım ve Aralık aylarına denk gelen, sonlarına denk gelen ikinci meşrutiyetin ilanıyla yapılan ilk seçimlerdir. Yani 1908'den bugüne bir gelenek yerleşmiş. Hatta bunu şöyle ben birleştirmiştim. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı itibariyle aslında yani sürekli bir dini bir geleneğin içerisine ilk defa şunu bilmiyorum. Ramazan ayına denk gelen daha önce seçim oldu mu? Onu bilmiyorum. Ama Ramazan ayına denk gelen yani Ramazan gibi bir geleneğin dini bir geleneği içinde barındıran bir başka geleneği ve bayram öncesi bir başka bayramı yaşıyoruz demiştim. Bu minvalde soru geldi. Bunu söylememdeki sebep şu. Yani gerçekten bizde belli münferit olaylar dışında, bölgesel olaylar dışında, 80 öncesini saymıyorum. Yani 70 ve 80 yılları saymıyorum. Seçim geleneği çok güzel bir şekilde yerleşmiş. Karnaval havasında yine ben hala tabii bu kadar çok bu kadar yani daha doğrusu 91 yılındaki kadar çok olmasa da mesela çok iyi hatırlıyorum. Bir bayram arifesi şey bayram öncesi veya sonrasıydı ama muhtemelen bu Kurban Bayramı mı Ramazan Bayramı mı tam hatırlamıyorum. 91 seçimleri genel seçimler. Bir böyle duvarda bir taşın üstünde oturan bir çocuk. Evveliyatında seçim öncesinde bulunduğunuz yerin çarşı kısmı tamamen rengarenk siyasi partiler bayraklarıyla dolu.
O alana biz indiğimiz zaman öyle bir çocuk cıvıltılarıyla oradan oraya koşup amca işte benim babam şu partili bana o bayraktan ver. Öbürüne gidip benimki bu partili bu bayraktan ver. Bayrak toplama yarışı içinde 7'sinden 70'ine tamamen bayram havasında. Karnaval ifadesini o yüzden kullandım. Rengarenk bir ortamda geçen şahit olduğum ilk seçimdir. 1991 seçimleri. Ve bir taşın kenarında oturdum. Bayram ziyaretleri oluyor. Nadir görülür. Çünkü muhafazakar bir ilçe. Öyle genç kızların kol kola girerek bir mahalleden böyle üçlü beşli kol kola girerek sohbet ederek geçtiği o anlar nadir görülür. Rengarenk kıyafetleri giymişler. Ve genç kızlar bile tabii bir de sonuçlar genel seçim olmasına rağmen sonuçları TRT'de belki haftayı bulan açıklamalarla geçen bir seçim. Yani şimdi öyle bir günde iki günde bitmiyor. Bitmiyor, evet. Onların sonuçların gelmesi falan. Onlar bile bayram ziyaretine giderken işte falanca parti birinci oldu işte bu birinci gidiyordu şeklinde konuşmaları. 7'den 70'e toplumun bütün kesimini etkileyen rengarenk bayraklarla dolu bir karnavaldı benim ilk şahit olduğum yani aklımın erdiği ilk seçim. Ve şimdi ben bu iki seçimde de aynı şeyi gözlemledim. Ve şunu gördüm. Yani parti müşahitlerinin kendisine yanlış oy sayılsa bile mesela yanlışlıkla X partisi dediğin zaman işine gelecek olsa bile ilk önce o X partisi mensubunun müşahidinin hayır yanlış okudun Y'nin şeyine basmış diyerek hakkaniyeti ve adaleti gözeten insanımızın o tutumunu gördüm. Bir arada yorgunluğu birlikte atan müşahitler. Biri iktidarda, biri muhalefette. Muhalefeti temsil ediyor. Ha bunları gördüm ve gerçekten dedim ki evet biz de seçim geleneği yerleşmiş. Ve ardından tabii ki parti liderlerimiz. Yani başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ana muhalefet partisi liderimiz olmak üzere, diğer muhalefet partisi liderleri olmak üzere hepsinin mutedil açıklamaları yani iktidalli açıklamaları, üslupları bunun bir demokrasi bayramı olduğunu hatırlatan üslupları, faturayı ötekine kesmeyen üslupları, hepsi için söylüyorum, beni gelecek adına umutlandırdı. Yani ki şunu söyleyeyim, hani sen bizde ilk programın, yani bazen çok keskin dilim vardır. Toplumsal meselelerde bazen frenleyemem kendimi. Bunun da bedelini farklı şekilde ödedim. Farklı yerlerde ödedim. Yani ilk izleyenler ve belki sen böyle düşünebilirsin. Hani ya çok polyanacı diyebilirsin. Kesinlikle öyle olmadığını eski videolarımızı izleyenler bilirler. Çok ağır kavramlarla ben toplumumu, kendi toplumumu eleştiririm. Çünkü ben bu toplumun bir parçasıyım. Yani ve eksiği yarayı 42 sene, hadi 15-20, 15 seneyi çıkaralım. Ne yapar? 17 sene mi? 27 sene. 27 senelik hayatı sadece kitapların içinde geçmiş bir insan olarak yapabileceğim şey, duyumsayabileceğim şey bunlar. Hani belki bir, yani çünkü gerçekten içinizde duyumsuyorsunuz belli bir zaman sonra bazı şeyleri. Yani niye bir şeyler düzelmiyor? Niye hani farklı olmuyor? Yani bir örnek, en basit örneği veriyorsunuz. Hani Orta Doğu kavramı bana sıklıkla söylüyor ya Orta Doğu'yu niye yerden yere vuruyorsun? Ben Amerika'dan gelmedim. Veya ne bileyim Londra'dan konuşmuyorum. Orta Doğu'nun Anadolu'sunun tam içinden sesleniyorum. Yani bir Orta Doğulu olarak konuşuyorum. Ama medeniyetlerin muhakemesini yapıyorum. Yani içinde bulunduğumuz şeyin muhakemesini yapıyorum. Ha belki bir isyan. Bu isyan da üslubunuza yansıyor. Hani o kadar da polyanacı bir insan olmama rağmen seçimler konusunda ve demokrasi konusunda toplumumuz adına gerçekten umutluyum yani milletimiz adına. Kesinlikle ben size katılıyorum Onur Bey. Gerek Cumhurbaşkanımızın konuşması Evet. seçimden sonra gerek muhalefet partisinin son derece ılımlıydı, çok iyiydi. Evet hocam, söylemek istediğiniz başka bir şeyler varsa son sözlerinizi alayım isterseniz. Yani söylemek istediğim şeyler şunlar.
Beklediğimden çok fazla verimli program oldu. Katkın için çok teşekkür ederim. Yani biz istiyoruz ki hep bunlar konuşulsun. Umarım bir gün daha detaylı bir şekilde yaparız hocam. Tabii, yaparız. Yani canlı yayın Daha olarak da yaparız. Hatta bu eserler üzerinden de gideriz. Yani bu eserler üzerindeki alt başlıklar üzerinden de gideriz. Gerçekten toplumun artık gündem, ben en çok şunu istiyorum. Ya şu cümle bak çok üzdü. Yani çünkü birileri gerçekten sosyolojinin, felsefenin ve buna dair birikimin konuşulmasını bu toplumda istemiyor. Ben bunun organize olduğunu düşünüyorum. Yani ben bilebil yüz yüze şuna muhatap oldum. Yüzüme karşı daha sonra çok meşhur bir figür söyledi ama ondan önce birisi benim yüzüme söyledi. Dedi ki bence dedi din eğitimi verilen yerlerde edebiyat ve felsefenin dedi kaldırılması lazım. Çünkü oralarda din öğretemezsiniz. Demek ki birileri bunu organize bir şekilde planlıyor bakın. Bu toplumun gündemine siz edebiyatı ve felsefeyi, sosyolojiyi sokmak zorundasınız. Çünkü lisede Avrupa'yı gözlemleyenler, akademisyen hocalarımız söylüyor bunu bize. Yani ben gidip gözlemlemedim. Hocalarımızın bize aktardığı bilgi. Lise düzeyinde, orta öğretim düzeyinde bir öğrenci Avrupa'da ve Amerika'da belli yerlerde diplomasını almadan önce kendi filozoflarını, sosyologlarını bilir, okur ve tanır. Ben İslamcılık ve siyasal İslamcılık denildiği zaman doktoradan önce aklıma Necmettin Erbakan Hoca ve bir iki cemaat liderinden başka kimse gelmiyordu. Ben Said Halim Paşa'yı doktorada öğrendim. Ama Avrupalı, Amerikalı bunu lise çağında öğreniyor. Kendi filozoflarını, düşünürlerini. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumun gündeminde olmalı. Tabii kanalımız için sizin de böyle bir kadroya dahil olmanız bence büyük bir nimet. Yani nasıl diyeyim? Evrenin, kainatın bir hediyesi diyelim yani. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ Rica olun. ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Kusura bakmayın, birazcık Estağfurullah. rahatsızım, grip oldum. Geçmiş olsun. Hocam, o zaman çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bu arada değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Videomuzu paylaşalım muhakkak. Evet. Bu şekilde biz büyüyoruz. Bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Efendim, Forward TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Hande Usta Mahmut. Bundan tam 5 yıl önce Forward TV, hayat sizinle anlamlı diyerek yola çıktı. Şimdi sizlerden gelen soruları, eleştirileri video altlarında bir yorum olarak bırakmayacağız. Doğrudan muhatabına Onur Akbaş'a soracağım, o da yanıtlayacak. Soru ve görüşleriniz anlamlı bir şekilde değerlendirilecek. Unutmadık, hayat sizlerle anlamlı.